Evet, yine ben. Bugün en çok kullandığım, en çok sevdiğim ve en çok hayatımı kolaylaştıran 10 tane uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamaları ben belki 10 yılda falan herhalde kendim farklı uygulamaları değiştire değiştire en son bunlarda karar kıldım. Bunların içinde şifre yöneticisi de var, sekme yöneticisi de var, not alma programı da var, işte yapay zeka programları da var. Ben kendi favorim olan programları listeledim. Şimdi onları size anlatacağım. Hayatınızı kolaylaştıracağına çok eminim. Yazılımcı kardeşim, içerik üreticisi kardeşim, öğrenci kardeşim, meraklı kardeşim, hepinizin çok işinize yarayacağına %100 eminim. O yüzden lütfen dikkatli izleyin, dinleyin. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, ilk olarak bir sekme yöneticimiz var. Workona diye bir program kullanıyorum. Ben farklı sekme yöneticileri var. Onları da tercih edebilirsiniz. Benim bunu kullanma sebebim sekmeleri gruplu olarak kaydedebiliyorum. Atıyorum buradan kripto kategorisine bastığım zaman daha önce benim kaydettiğim kripto ile ilgili sekmelerin olduğu browser'ım burada kaydoluyor. Özellikle böyle çok fazla monitör kullanıyorsanız işte şu monitörde bu ekran açık olsun, bu monitörde bu ekran açık olsun gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buraya istediğiniz kadar sekme ekleyip çıkartabiliyorsunuz. İşte mesela burası benim ana sekmem. Günlük olarak girdiğim, kullandığım sekmem burası. Buradan işte farklı sekmeler ekleyip bunları save edebiliyorsunuz. Ben ücretli sürümünü kullanıyorum. Limiti var çünkü eklemek için. Belirli bir sınırdan sonra kalıyor. Ama siz ücretsiz sürümünde kullansanız yeterli olur diye düşünüyorum. Burada başka alternatif neyi var? Burada işte resources kısmından da işte kendiniz kaynak ekleyebiliyorsunuz. Farklı linkleri buraya, dosyaları buraya koyabiliyorsunuz. Dosya upload edebiliyorsunuz. Yine cloud'da kaydetmiş oluyorsunuz. Buraya kendi notlarınızı yazabiliyorsunuz. Bu sekme grupları ile ilgili görevler kısmı var. Görevler kısmına da burada işte bu konuyla, kategoriyle ilgili yapmak istediğiniz şeyler varsa bunları da buraya görev olarak ekleyebiliyorsunuz. Ama ben görev ve not için bunu asla kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum. Ben bu listeyi, 10 uygulama listesini en az önemliden en çok önemliye doğru yapmaya çalıştım. Workona çok olması gereken bir program değil. Ama olduğu zaman da hayatımızı kolaylaştırdığı noktaları var. Evet, ikinci uygulamamız Superhuman adında bir mail uygulaması. Ben normalde hep Gmail kullanıyordum. Gmail'in geliştirmelerini de seviyordum. Güzel gidiyorlardı bence. Ama Superhuman'ı gördüm, buna geçtim ve çok daha memnunum. Yaklaşık 1-1,5 yıldır bütün maillerimi bu program üzerinden ayarlıyorum. İşte şirket mailim de burada açık. Kendi kişisel mailim de burada açık. Kategorizasyon çok güzel burada. Kısa yolları çok iyi. Çok hızlı her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela burası ana giriş ekranımız. Şimdi Ctrl 1 ve Ctrl 2 yaparak iki mail hesabım arasında geçiş yapabiliyorum. G'ye bastıktan sonra burada şu kısa yolları da gösteriyor. İşte gelen kutusuna, giden kutusuna bilmem neye çok hızlı geçebiliyorum. Ok tuşlarıyla mailler arasında gidip gelebiliyorum. Bir tane maili mesela açtım. Yine okla inip okuyabiliyorum. Ve sonrasında mesela E'ye bastığım zaman bu mail tamamlanmışlar kutusunu alıyor. Mail kutusu aslında bizim düşündüğümüzün aksine sürekli dolu olması gereken bir şey değil. Inbox zero, yani gelen kutusu sıfır ideolojisini kullanıp bu mailların hiçbirinin burada olmaması lazım. Yani en iyi mail sıfır maildir. Çünkü bir mailde yapmanız gereken şeyi tamamladıktan sonra o maili tamamlanmışlar kutusunu alıp gelen kutusundan kaldırmaktır bence makbul olan. Benim gelen kutum sıfır değil ama ben size öyle diyorum, kendi söküğümü dikemiyor olabilirim bazen. Bir tane komut çubuğumuz var. Ona da Ctrl K yaptığımız zaman ulaşıyoruz. Buradan yapabileceğimiz işlemleri yapabiliyoruz. Buna bir etiket verebiliyoruz. Başka bir kutuya taşıyabiliyoruz. Yıldızlayabiliyoruz. Silebiliyoruz. Yine benim sevdiğim ama böyle inanılmaz hayatımı kolaylaştırıyor diyemeyeceğim programlardan bir tanesi, uygulamalardan bir tanesiydi yine. Şimdi sırada çok şaşıracaksınız ama Apple Notes var arkadaşlar. Apple Notes gerçekten çok iyi bir not alma aracı olma yolunda ilerliyor. Çünkü çok basit. Kategorizasyon da geldi. Eskiden işte dosyalama yoktu. Etiket koyamıyordunuz. Çok fazla şey yapamıyordunuz. Ama şu an bir notun içerisinde her şeyi yapabiliyorsunuz ya. Ben notlarımı buraya alıyorum ama görevlerimi Notion diye başka bir programda tutuyorum. Onlardan da bahsedeceğim. Zaten bununla ilgili ayrı detaylı bir video da yapacağım. Orada hani benim bütün nasıl not alıyorum, nasıl iş yapıyorum, işte görevlerimi nasıl takip ediyorum, bir şey unutmak istemediğim zaman nereye not alıyorum gibi şeylerin hepsini göstereceğim. Ben şimdi basitçe klasörleme yaptım. Burada sol tarafta gördüğünüz gibi klasörler var. Bir notlar klasörü oluşturdum. Bir highlights klasörü oluşturdum. Atıyorum bir yerde bir şey görmüşümdür, beğenmişimdir, unutmak istemiyorumdur. Onu direkt highlights'a yapıştırıyorum. Documents kısmı var. Bu da işte benim daha çok kimliğim, pasaportum gibi erişmem gereken evraklarımın olduğu yer. Meetings'te toplantı notlarım
notlarım var. Content Meetings'te bizim ofis içerisinde yaptığımız içerik toplantılarının notları var. Memories'de benim daha çok kişisel işte hanımla olan anılarımı yazdığım, bazen günlüğümü yazdığım bir yer gibi düşünebilirsiniz. Her yeni not oluşturduğum zaman hangi kategoriye aitse o dosyanın içerisine koyarak ilerlemeyi tercih ediyorum. Ve Apple Notes'un en çok sevdiğim özellikleri de aslında şu styling kısmı bayağı gelişti. İşte hem tablo bile ekleyebiliyorsunuz şu anda. Tabloyla bir şey yapmak istiyorsunuz ya da bir yerden bir resim kopyaladınız, direkt yapıştırabiliyorsunuz. Ne bileyim yani buradan fotoğraf çek diyorsun Notes'tan, kamerayı açıyor. İşte şuranın fotoğrafını çekiyorsun, kullan diyorsun, otomatik notlara atıyor falan, böyle manyak manyak şeyleri var. Ben çok beğeniyorum. Mesela yapılacaklar diye bir liste oluşturalım burada. Görevlerinizi buraya yazıp altına sonrasında inip bir tablo oluşturup Excel'inizi burada yapıp internette bir yerden bir fotoğraf bir şey gördüğünüz direkt tut sürükle at yapıştırıyor. Çok başarılı. Gibi gibi çok basit olduğu için ve kullanışlı olduğu için ben tercih ediyorum Apple Notes'u. Şimdi sırada yine bir Apple'ın programı var. Bunu muhtemelen duyanınız var mı bilmiyorum ama Freeform adında böyle daha çok Miro gibi bir tool, aslında bir beyaz tahta üstüne istediğinizi atabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz bu beyaz tahtayla. Bak buradan bir tahta oluşturalım. Buraya istersek notlar ekleyebiliyoruz, istersek kartlar ekleyebiliyoruz, istersek şekil ekleyebiliyoruz. Bunları birbirine bağlayabiliyoruz. Boyutlarını ayarlayabiliyoruz. İşte ne bileyim mesela bir şey yazdım buraya. Buraya bir tane görsel ekledim. Görselle ilgili açıklama bir şey yazmak istersem onu yazabilirim. En güzel özelliği ben bir arkadaşımı davet edip aynı anda çalışabiliyorum burada. Yani kolaboratif olarak ikimiz aynı anda böyle farklı şeyler koyup yapabiliyoruz. Yine Miro'da olan özelliklerden bir tanesi ama ben bunu Miro'dan daha çok beğeniyorum. Şu an çok fazla özelliği olmamasına, yeni çıkmış olmasına rağmen geçtik hocam. Belki de ilk başta bunu söylemem lazımdı. Magnet diye bir uygulama kullanıyorum. Bunun Mac'te olan bir uygulama bildiğim kadarıyla. Windows kullanıyorsanız buna benzer başka bir alternatifini açıklama kısmına linklere bırakacağım. Şimdi ne işe yarıyor? Hocam pencerelerimiz açık. Bu pencereleri kısa yol tuşlarıyla istediğimiz boyuta ve istediğimiz yere taşıyabilmemizi sağlıyor. Mesela bir penceremiz var. İstersen bunu 1/3 oranına alıp ekranın istediğim yerine taşıyabiliyorum. 3 farklı kısa yol tuşu var. Bunları ben kendime göre ayarladım. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela sol oka basarsam ekranın yarısını kaplıyor. Sağa basarsam yarısı, aşağı yarısı, yukarı yarısı. Bütün sekmeleri böyle çapur çupur istediğim gibi değiştirebiliyorum. İstediğim yeri alabiliyorum. Benim için çok kullanışlı oluyor. Çünkü ben genelde bu laptopta çalışmıyorum. Büyük bir monitörüm var. Büyük monitörde de çok fazla sekme açıyorum. Onları da böyle hizalamak için, doğru yerlere koymak için her seferinde çok işime yarıyor. Atıyorum yeni bir pencere açtım. O pencerenin boyutu genelde şöyle geliyor. Şöyle bok gibi bir boyutta ve bir yerde geliyor. Ben şimdi bu pencereyi atıyorum. Direkt en sola almak istiyorum. Tak bastım gitti. Sola aldım. Ya da ne bileyim daha küçük olarak almak istiyorum pencereyi. Daha küçük almak istedim. 1/3'üyle buraya aldım mesela. Hemen bu pencereyi de 2/3'üne sağ tarafa koydum. Böyle de yapabiliyorsunuz. Daha küçük de yapabiliyorsunuz. Yarım da yapabiliyorsunuz. Her uygulamada çalışıyor ve kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani benim hayatta en çok kullandığım uygulamalardan bir tanesi olabilir gerçekten. Evet, sıradaki uygulamamız Raycast adında bir uygulama. Direkt bunu bilgisayara indiriyorsunuz. Mac'te de var, Windows'ta da var bildiğim kadarıyla. Bu inanılmaz bir arama çubuğu gibi düşünebilirsiniz. Her işlemi yapan. Yani biliyorsunuz Mac'te de Spotlight diye bir şey var. Yine Command Space yaptığınızda ya da Ctrl Space yaptığınızda karşınıza çıkan ama bu çok daha gelişmiş bir versiyonu. Bir sürü şey yapabiliyoruz. Dosya arayabiliyoruz. Bunun kendi eklentilerini indirip onlardan yararlanabiliyoruz. Mesela kopyalama geçmişi diye bir şey var. Bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Bunun bir benzeri Alfred diye de bir program var. Ona da bakabilirsiniz. Onda da olan bir özellik. Şu tuşa bastığımda ben bir kısa yol belirledim. Bu tuşa bastığım zaman kopyalama geçmişimde yani neyi kopyaladıysam Ctrl C yaptıysam ya da copy dediysem kopyaladığım her şeyi burada görebiliyoruz. Ve çok fazla şey kopyalayıp yapıştırıyorsanız gün içinde onlara erişebilmek ve tekrar kopyalayabilmek çok güzel bir özellik bence. Benim çok fazla kullandığım bir şey. Mesela şifre programımı açmak istiyorum. 1Password hemen yazıyorum. Açılıyor. Ya da işte bir dosya araması yapmak istiyorum. Buradan hemen File Search'ü seçip istediğim bir dosyayı yazdığım zaman dosyaya ulaşabiliyorum.
ulaşabiliyorum. Dosyanın olduğu klasörü, mesela diyelim ki dosyayı buldum, atıyorum şu dosyayı arıyordum. Bunun olduğu klasörü açmak istiyorum. Ctrl Enter yaparsam onun olduğu klasörü açıyor. İşte klasörü açmak istemiyorum mesela bu dosyayla ilgili. Mesela bunu direkt buradan kopyalayabiliyorum, bir yere taşıyabiliyorum. Bunun için bir link oluşturabiliyorum bu dosya için. Ya da işte dosyanın olduğu konumu kopyalamamız gerekebiliyor bazen. Onu kopyalayabiliyorum gibi gibi pek çok işlemi yapabiliyoruz. Burada direkt matematik işlemi de yapabiliyorsunuz. Ya da işte daha önceki işlem geçmişinizi görebiliyorsunuz. Ya da döviz kuru çevirisi yapabiliyorsunuz. En sevdiğim 100 TL'ye USD yazıyoruz. Direkt dolar olarak görüyoruz. UR diyelim. Euro olarak görelim. 100 TL 5 Euro. Sonra buraya işte kısa yollar ekleyebiliyorsunuz. Kripto fiyatlarına bakabiliyorsunuz. Vallahi ben bir yıldır falan kullanıyordum. Ondan önce Alfred vardı bunun benzeri. Onu kullanıyordum. Ondan önce de Apple'ın kendi Spotlight'ını kullanıyordum. Ama benim en memnun kaldığım bu oldu şu ana kadar. O yüzden bununla devam ediyorum. Geçtik sıradaki screenshot. Arkadaşlar screenshot alıyoruz. Screenshot'ımızın üstüne yazıyoruz, resim ekliyoruz, işaretleme yapıyoruz. Screenshot'ımızı upload edip linkini gönderebiliyoruz. Ekran kaydı alabiliyoruz, ekran kaydını gönderebiliyoruz. GIF yapabiliyoruz gibi çok güzel bir uygulama. Bunun da alternatifleri var ama işte yine de ben hepsini denedim. Bunda karar kıldım. Şimdi şurada üst barımızda her şeyi görebiliyoruz. All in One diye bir tool'umuz var. Her şeyi bir arada yapabiliyor istersek. Ben genelde kullandıklarımı göstereyim size. Area Capture'ı kullanıyorum. Ben bunların her birine ayrı bir kısa yol atadım. Mac'in kendi ekran kaydı kısa yollarıyla da çakışabiliyor. O yüzden bunları bir kontrol etmekte fayda var. Şimdi Ctrl Shift 4 yaptığım zaman atıyorum buranın screenshot'ını aldım. Burada ufak bir görseli çıkıyor. Sağ alttakine basarsam upload ediyor. Linki bana veriyor. Sağ üsttekine basarsam bunu sabitliyor. Copy dersem direkt clipboard'uma, yani Ctrl C yapmışım gibi, kopyalamışım gibi clipboard'a alıyor. Save dersem masa üstüne kaydediyor. Çift tıklarsam da editleyebiliyorum. Bunu atıyorum. Şurayı böyle bir işaret için almak istiyorum. Buraya ok çıkardım. Buraya da metin yazdım. Deneme diye. Bunu böyle olduğu gibi Ctrl Save yaptığımızda save ediyoruz. Masa üstümüze gitti. Sonra da bunu istediğimiz kişiye gönderebiliyoruz. OCR'ımız var. Bu çok güzel bir özellik. Ekrandaki fotoğraf bile olsa yazıyı kopyalamamızı sağlıyor. Ben bunu nerede kullandığımı göstereceğim size. Mesela YouTube videosu izliyorum. Şurada benim kopyalamak istediğim bir kod var. Tamam, benim bu video içinden kopyalamam mümkün değil normalde. Ne yapabilirim alternatif olarak bu uygulamam yoksa? Bunun screenshot'ını alırım, save'lerim. Apple'ın kendisinde bu özellik olduğu için fotoğrafı kaydettikten sonra masa üstüme buradan istediğim gibi yazıyı kopyalayabiliyorum. Ama bunu da yapmayayım, uğraşmayayım diyorsanız burada başka bir kısa yol ekledim ben buna. Capture Text diye. Onu seçiyorum ve o kısa yolla burayı taradığım zaman bana direkt buradaki yazıyı kopyalayıp yapıştırıyor. Burada gördüğünüz gibi aynı yazıyı kopyaladı. Sadece birazcık padding'de sıkıntımız var. Onun dışında bu da yine çok kullanışlı oluyor. Evet, geçtik. Favorim Notion. Yani bunu burada anlatmak mümkün değil ama en sevdiğim uygulama olduğunu bilin. En çok kullandığım uygulama olduğunu ve hayatımdaki bütün notlarımı, başarımlarımı, dosyalarımı, kodlarımı, görevlerimi, video fikirlerimi, her şeyimi kaydettiğim yer Notion. Gerçekten bir gün Notion giderse ben yokum. Bak mesela bu video bile şu an Notion'da. Burada not almışım. Dünyanın en kapsamlı not alma aracı gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz çok basit, isterseniz çok zor. Bununla ilgili gerçekten detaylı bir video yapacağım. Hatta sizler için daha kolay kullanılabileceğiniz bir şablon hazırladım. Burada işte kendi bütün işlerinizi, okulunuzu, ne bileyim bir yerde bir şeyiniz vardır, günlüğünüzü, görevlerinizi, her şeyinizi takip edebilin diye böyle bir şablon hazırladım. Bunu da ayrı bir videoda detaylı gösterip sizlerle paylaşacağım. Benimki normalde İngilizce ve biraz daha karışık, biraz daha gelişmiş bir sistem. Bir de kendi buradaki notlarımı da göstermek istemediğim için hem şablon hazırladım hem de bunu Türkçe'ye çevirdim ve basitleştirdim aslında daha kolay kullanın diye. Burası bizim genel merkezimiz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sol tarafta buradan yeni bir kart oluşturduğunuz zaman sadece bugüne özel bir kart oluşturuyor. Siz buraya neler yapabiliyorsunuz? İşte bugünkü hedefiniz ne? Onu girebilirsiniz. Tarihi vesaire günü, haftanın gününü otomatik alıyor. Verimlilik olarak nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Mutluluk olarak nasıl hissediyorsunuz? Bir kazanımınız, bir zorluğunuz, bir bugünle ilgili notunuz var mı? Buraya yazabilirsiniz. Ben günlük işte ilacımı, kahvaltı ettim mi, işte meditasyonumu yaptım mı, sporumu yaptım mı? Hep buradan
takip ediyorum. Çünkü geçmişe gidip hangi gün neyi yapmışım, neyi yapmamışım ya da nasıl hissetmişim o gün kendimi görebiliyorum. Çok güzel bence. İşte kahvaltıyı seçiyorum, ilacı seçiyorum. Neyi yaptıysam onu seçiyorum ve sonrasında aşağıdan günlüğe giderek günlük olarak ya da takvimde eklediklerimi hepsini görebiliyorum. Yani sizin hangi gün ne yaptınız, ne ettiniz hepsini buradan takip edebilirsiniz. Bence inanılmaz mantıklı. Yine buradan haftanın gününü seçtiğiniz zaman otomatik bir kapak fotoğrafı geliyor buraya. Ve böyle aşağıya doldurabileceğiniz alanlar geliyor. Günlük atıyorum işte. Günlük günlüğünüzü buraya tutun. Vallahi tutun. Ben tutuyorum arada günlük. Önemli anlar, önemli bir şey varsa yine buraya yazın. Neden yazıyoruz? Çünkü başında arama yaparken istediğimiz şeyi bulabiliyoruz. Atıyorum sen o günlük kısmının içine bir kelime yazmışsındır. O kelimeyi daha sonrasında aratıp o notu bulman ya da o günü bulman mümkün oluyor. Burada görevlerimiz var. Görevlerimizde sekmelere ayrılıyor. Onları da tarihlerine göre ayırıyoruz. Mesela Ayşe'yi ara diye bir sekme var. Bunun hangi tarihte yapacağını buradan seçiyorsun. Yapacağın tarihi girmek, deadline'ını girmekten yani son yapma tarihini girmekten bence daha mantıklı. Burada da her görevi bir projeyle eşleştiriyorum. Mesela projelerimiz neler? Gelen kutusu olabilir. Gelen kutusu dediğimiz bir fikir aklımızda üretildiği zaman ilk attığımız yer. Gelen kutusuna atıyorum. Mesela bir fikir geldi aklıma, gelen kutusuna atıyorum. Bunları daha sonrasında kategorizeleştiriyorum. Var mı lan böyle bir kelime? Saçmalık. Buraya gelen kutusuna atıyoruz abi. Ne geldiyse atıyoruz. İşte Orkun 2 kanalının ilk videosunu çek. Bilmem ne. Buraya bunları yazıyoruz. Yazdık. Bir sürü görevimiz oldu burada. Solda projelerimiz var. İşte evle ilgili olabilir, okulla olabilir, ilişkilerimizle ilgili olabilir, kripto ile ilgili, yatırımla ilgili. Buraya ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz. Ne isterseniz onu çıkarabilirsiniz. Burada önemli olan her görevinizin yani buradaki her bir task'in bir projeye hizmet etmesi. Bunun amacı da siz sonrasında mesela bu gelen kutusuyla ilgili, gelen kutusuna tıkladığınız zaman, projeye tıkladığınız zaman bu projeyle ilgili hangi görevleri yapmışsınız, ne zaman yapmışsınız hepsini görebiliyorsunuz. Çok daha düzenli, çok daha planlı olabilirsiniz bu şekilde. Şimdi gelen kutusuna bir şeyi attık. Mesela Ayşe'yi arama, ne bileyim okulla ilgili bir şey olsun. Ne oldu? Ayşe'yi ara görevi buradan gitti. Çünkü projesini seçtik. Nereye gitti? Hangi günü seçtiysek o güne gitti. Bugün yapacağımız için biz bu görevi bugün sekmesine geldi. Bunların hepsinden formüllerini falan her şeyini ayarladım. Hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Kolay değil çünkü yapması. Bugün sekmesini açıyorum. Bugün ne yapmam lazım onları görüyorum. İşim bitiyor. Gelen kutusuna bakıyorum. Bugüne ya da geleceğe ekleyebileceğim, planlayabileceğim ne görevlerim var diye. Bir de gelecek var. Gelecekte bugün ya da dün olmayan ama ileri tarihli olan görevler gelecek kısmında burada takvimli olarak görebiliyoruz. Bu el işareti olan bizim dur dediğimiz görevler. Onları da şuradan tag'den giriyoruz. Atıyorum o göreve bir şey oldu. Birinden cevap bekliyorsun ya da işte daha sonra yapmaya karar verdin. Bunu buradan waiting'e ya da on hold'a alabiliyoruz. Şu altta da kütüphanemiz var. Bu kütüphanede bütün notlarınızın olduğu yer gibi düşünebilirsiniz. İşte genel notlar, fikirler, araçlar, eğitimler, kurslar. Bunların hepsini burada tutabiliyorsunuz. Kısacası, basitçesi böyle gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu daha detaylı bir videoda anlatacağım. Şablonunu da açıklama kısmına koyuyorum. Kullanmak isteyen varsa kullansın. Hayatınızın değişeceğine eminim. Ben çok uzun zamandır bu şekilde not alıyorum ve ben şu an gidip 3 yıl önce çektiğim videonun ilk fikrini yazarken ne yazmışım onu bile bulabiliyorum. Aha, geldik bir yapay zeka aracı. Çok fazla gerçekten Stable Diffusion'da uygulama çıktı. Sizin yazı yazarak görsel üretebileceğiniz milyonlarca yapay zeka modeli çıktı ve bir sürü bununla ilgili startup çıktı. Ben de 1,5 yıldır çok yakından takip ediyorum. Kullanabileceğiniz en kolayını göstereceğim kardeşim. Discord botu. Discord hesabınız varsa bunu kullanamamanız mümkün değil. Gerçekten de kolay. Discord'dan Midjourney sunucusuna giriyorsun, kayıt oluyorsun. Kayıt olduktan sonra bu abicimle DM'leşerek, aslında bu bir bot. Ben hemen size DM'leşeyim. Mesela geçen videoda bizim ChatGPT'nin logosu buradan yapmıştım. Çok kolay. Herhangi bir görsel oluşturmak istediğim zaman imagine diyorum ve işte ne istiyorsam atıyorum.
Bilgisayar arka planımı beğenmedim. Hemen şey yazalım. Wallpaper teknoloji AI diyelim. Mesela benim istediğim konularla ilgili bana bir duvar kağıdı oluştursun. Mesela burada da şey yazmıştım. Modern user avatar yazmıştım. Aslında kullanıcı simgesi olsun diye bu görseli oluşturmuştum ama çok beğendim. Orkay'ın logosu oldu bu mesela. 0 lira harcadım. 0 saniye harcadım. Ve çok güzel bir şey çıktı gibi düşünebilirsiniz. Wallpaper teknoloji AI yazdık. Bir şey oluşturuyor. Oluştursun güzel kardeşim. Hiç alakası yok ama bence güzel şeyler çıktı. Hangisini beğendik mesela? Ben ikinciyi beğendim. Burada ya tekrardan 4 tane görseli oluşturtabiliyorsunuz ya istediğiniz, beğendiğiniz görselin boyutunu yükseltebiliyorsunuz. U1 dediği sol üsttekini yükseltiyor. U2 dediği sağ üsttekini yükseltiyor. V1 dediği birincinin versiyonlarını çıkarıyor. Ona benzer farklı versiyonda görseller oluşturuyor. Hemen yapalım. Mesela şu birincinin versiyonlarını çıkarsın. İkinciyi de beğendiğimiz için onu da yüksek çözünürlüklü hale getirsin ki indirelim. Ha ben genelde artık Photoshop'ta bir şey yapmak yerine ya da internetten bir görsel aramak yerine buraya girip istediğim görseli yazıyorum ve daha önce kimsenin oluşturmadığı hakları %100 bana ait olan bir görsel oluşturmuş oluyorum ve onu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz sonrasında. Bence inanılmaz bir şey yani. Bak birinciyi tekrar gösteriyorum. Şu birinciye benzer 4 tane daha varyasyon oluşturdu. İşte ağzı farklı, burnu farklı, tipi farklı bilmem ne. Ha bak bir tanesi geldi. Ha gayet güzel hocam. Evet bunu beğendim, aldım. Mesela çözünürlüğü bizim için yeterli değil diyelim. 1410'a 1410 vermiş. Biz bunu daha yüksek bir çözünürlükte istiyoruz. Ne yapabiliriz? Çok fazla alternatifimiz var. Ben en kolayını göstereceğim. Topaz diye başka bir programımız var. Bunu çok kullanıyorum ama hani şey gibi düşünmeyin. İlk 10'uma girer mi girmez mi bilmiyorum. Girer galiba ama bence. İstediğiniz fotoğrafı istediğiniz çözünürlüğe çıkartıyor. Yapay zeka kullanarak yapıyor ve inanılmaz yapıyor gerçekten. 4 kat, 8 kat, 10 kat büyütün fotoğrafınızı. İsterseniz ne bileyim hesap makinesiyle fotoğrafı çekin ama binaya basmanız gerekiyordur. O kadar büyük bir çözünürlük lazımdır. At buraya yapıyor. Bak şimdi 4 kat büyüttürdüm ben. 5600'e 5600 oldu. Sol taraf eski hali, sağ taraf yeni hali. Biraz daha zoomlayınca daha net anlaşılıyor. Anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Yani YouTube'un biraz da çözünürlüğü bozmasıyla çok belli olur mu bilmiyorum ama şimdi ben bunun çözünürlüğünü büyüttüm. Çünkü kendime duvar kağıdı olarak kullanmak istedim bunu. Bak böyle oldu. Fena olmadı bence. Okey. Kalabilir böyle bu. Duvar kağıdımızı da değiştirmiş olduk. Her şeyde kullanabilirsiniz gerçekten Midjourney'i. Dediğim gibi Discord'dan girip kayıt olmanız yeterli. Ve son tool'umuz gerçekten benim için en önemli tool. Benim şifrelerimi sakladığım 1Password. Çok fazla yine burada farklı programlar denedim ama bunda karar kıldım. Memnunum açıkçası. Bir tane ana şifrem var. Bu programın şifresi. O şifreyi sıfırdan bir şifre oluşturma aracını oluşturttum. 50 karakterlik bir şifre yaklaşık ve onu ezberledim. Sonrasında bu programı giriş yaptığımda her yeni mecraya kayıt olurken de yeni bir şifre oluşturuyorum ve rastgele bir şifre oluşturuyorum ve onu buraya kaydediyorum. Yani ben hiçbir mecramın şifresini şu an bilmiyorum. Hepsi rastgele şifre. Sadece buranın şifresini bilerek hayatta kalabiliyorum ve şifrelerinizi korumanın en güvenli yöntemi bence bu. Mesela bu siteye kayıt olmam gerekiyor. Zaten direkt tıkladığım zaman benim mail adresimi çıkarıyor. Altta da bana bir şifre öneriyor. Görüyorsunuz. Bunu da okey dediğim zaman, tıkladığım zaman bu şifreyi bana daha ben şifreyi oluşturmadan kaydediyor. Bu şekilde de bütün mecralarda farklı şifreler oluşturup kendimi güvende tutabiliyorum. Hatta mail adresimi vermek istemezsem onun da yöntemi var. Create Mask Mail diyorum ve benim mailime yönlendiren yeni bir mail adresi oluşturuyor. Daha da güvenlik sağlıyor. Yani sen kendi mail adresinde kayıt olmuş olmuyorsun. Arada bir proxy mail adresiyle kayıt olmuş oluyorsun. Yine çok güzel özelliklerden bir tanesi. Yine aynı şekilde abi. Burada sadece şifre gibi düşünmeyin. Kredi kartlarım burada. Adreslerim burada. Pasaportum vesairem burada. İşte lisans keylerim. Bir uygulama satın aldım. Onun lisans numarası. Kripto cüzdanlarımın... Beklemeyin lan beni. Sıçarım ağzınız. Kripto cüzdanlarımın şifreleri. Her şeyim gerçekten benim burada. Ve hani şu güne kadar hiçbir problem yaşamadım. Telefonda da programı var. Aynı şekilde telefonda da bir yere yazı yazmaya çalıştığımda otomatik fill'leyerek dolduruyor. Yani çok araştırdım. Bana en güvenlisi bu geldi. Buna da 75 tane güvenlik koruması ekledim herhangi bir şey başıma gelmesin diye. Ama şifreleri doğru saklamak çok önemli. Bu programda bence hayatınızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Evet. Benim en çok kullandığım 10 tane uygulamayı inceledik. Daha bir sürü uygulama kullanıyorum tabii ki. Onları da zamanla sizlerle paylaşacağım. İstiyorum ki siz de bunlardan haberdar olun. İstiyorum ki bu uygulamalar sizin de hayatınızı kolaylaştırsın. Ben
de bildiğim şeyleri size aktarayım ve ne katkım olursa bana ne mutlu bana. Ne katkım olursa bana ne mutlu bana. Ne dedim ben?